Arkadaşlar bugün Amerikan dolarındayız. Yani haftanın tam ortasında piyasalar aniden değişti. Dolar bir anda güç kazanmaya başladı. Yani üstten frame'lere de baktığımda bu gücünü bir süre koruyacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta da büyük ihtimalle Amerikan doları güçlü kalmaya devam edecek. Yani öngörüm o yönde. Şimdi arkadaşlar, Euro dolardayız. Şimdi analize başlamadan önce öncelikli olarak şurayı bir sizlere anlatmak istiyorum. Yani neden böyle bir işlem? Bu bölge neden önemli? Şimdi arkadaşlar, diyelim ki şöyle bir aşağı trenddeyiz. Şu şekilde bir aşağı trend var. Böyle momentumlu bir şekilde devam ettiğini görüyoruz diyelim ki. Sonrasında fiyat hareketi şöyle bir geri çekilme yaptı. Şu şekilde yukarı doğru. Arkadaşlar buna kesinlikle dokunmuyoruz. Tamam. Çünkü bu hareketin nerede duracağını bilmiyoruz. Yani belki şöyle küçük bir geri çekilme yapıp devam hareketi yapacak. Belki geri çekilme daha derin olacak. Bununla ilgili bir bilgimiz olmadığı için yani şu impuls hareketlerinden sonra ilk gelen geri çekilmelere dokunmak tehlikelidir. O sebepten burayı sabırla beklemek lazım. Bu geri çekilme geldi. Geldikten sonra fiyat hareketi yavaş yavaş aşağıya doğru gelmeye başladı bu şekilde. Şimdi fiyat hareketi momentumlu gelmediği için aşağıya doğru güçlü gelmediği için burayı kıramama ihtimali bu kez yükseliyor. Şimdi tekrardan beklemeye devam ediyoruz. Bu kez tekrardan yukarı doğru yavaş bir şekilde gelmeye başladı. Tamam. Buraya geldi. Gelir gelmez buradan red yedi. Red yedikten sonra aşağıya doğru momentumlu bir hareket yapmaya başlayabilir. İşte bu bölgeye ikinci gelişinde ya da üçüncü gelişi de olabilir bu. Bazen üç kez de gelir arkadaşlar. O sebepten daha öncesinde burada fiyat hareketi durakladığı için, durup döndüğü için daha doğrusu ikinci gelişinde eğer buradan bir red yerse bu red yediği yer işte bizler için önemli olmalı. Şimdi Euro dolarda tekrar canlı grafik üzerinden inceleyelim. Dikkat ediyorsanız yukarıda çizdiğim gibi momentumlu bir hareket başlıyor yukarı doğru. Buradaki geri çekilme çok az. Çok küçük bir geri çekilme. Bu bölgeyi daha sonra anlatacağım arkadaşlar. Bu bölge de önemli. Çünkü bu bölgelerde fırsat bölgeleridir. Şimdi ikinci hareket var. Yine benzer şekilde. Yine momentum güzel. Gördüğünüz gibi. Burada geri çekilme geliyor. Ne demiştim? Buna dokunmuyoruz. Sonrasında fiyat hareketi aşağı yönlü momentum kazanmıyor dikkat ediyorsanız. Bir sürü mum var bu bölgede. Aynı şekilde yukarı doğru tekrar mumlar gelmeye başlıyor. Ve en son şu bölgeye çıktığında ani bir şekilde buradan red yiyor. Yani böyle bir doji mum kapatıyor orada görüyor musunuz? Sonrasında tekrardan aşağı yönlü momentumlu bir hareket oluşuyor. Şimdi grafiğin devamını analiz yapalım birlikte. Arkadaşlar şöyle hareket öncelikli olarak hala daha momentumunu koruyor. Yani doların da bu şekilde güçlenmesi, yani haftanın tam ortasında güçlenmesi bu hafta içerisinde, yani daha doğrusu yarına kadar, yani hafta kapanacak biliyorsunuz, güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. O sebepten arkadaşlar burada şu bölge kırılımından sonra zaten hani Londra seansında bu bölgeyi bir yokladı. New York seansı açıldıktan sonra şöyle aşağı yönlü kısa süreli bir momentum oluşumu olabilir. Momentumda birazcık azalma var. O sebepten bir sonraki impuls bunlara göre daha küçük gelebilir arkadaşlar. Onu şu şekilde çizsek daha güzel olur. Bir dakika. Bir dahaki impuls daha küçük gelebilir. Şöyle bir hareket oluşabilir. Ya da arkadaşlar böyle bir bugün yeterince hani güçlenmezse hareket formunu kanal şeklinde devam ettirebilir. Nasıl olacak? Yani şu şekilde bunu bir kanal şeklinde düşünürsek bu bölgeye gelip bu bölgeden tekrar tepki yedikten sonra bu bölgeye tekrar geri çıkabilir. Sonrasında tekrar aşağıya doğru devam edebilir. Tabi şurayı bugün içerisinde bekleyebiliriz ama bu tip hareket hani bu tip bir oluşum olursa şurası yarın oluşacaktır artık. O sebepten buna benzer şekilde iki tip hareket oluşabilir bugün için.
Bakalım nasıl olacak. Şimdi bir de arkadaşlar dolar yene bakalım birlikte. Şimdi dolar yende yine benzer şekilde arkadaşlar. Şurada momentumlu bir hareket oluşuyor. Burası bir correction. Impulse correction. Impulse. Tamam. Yani burada bir düzeltme hareketi ve bir devam hareketi var. Yine bu hareket de momentumunu koruyor. Yukarı yönlü güçlü. Burada dikkat ediyorsanız buradaki düzeltmeler biraz uzun sürüyor. Düzeltme bölgeleri biraz uzun sürüyor. Bugün içerisinde fırsat verir mi vermez mi bilmiyorum. Fakat bu bölgeyi özellikle takip etmemiz lazım. Kırılım bölgesini özellikle. Şu kırılım bölgesini dikkatli bir şekilde takip etmemiz lazım. Fiyat hareketi ne zaman aşağıya inse gördüğünüz gibi buradan tepki alımları geliyor. Bu şekilde. Burayı sabırlı bir şekilde beklememiz lazım. Birkaç senaryo yazalım bununla ilgili. Şimdi arkadaşlar şurada zaten tepki yediği bir bölge var. Bir sonraki bölge ise tepki yediği yer şurası. Sonuçta bu bölgelerden fiyat hareketi tepki yiyebilir. Yani bu her zaman aklımızın bir ucunda bulunması lazım. Şimdi fiyat hareketi eğer bu seviyeye kadar yani şu boy kadar momentum kazanırsa şu şekilde kırılımdan sonra böyle bir momentum kazanırsa sonrasında daha küçük korektif hareketler yapıp bir kanal içerisine gelip buradan aşağı salabilir. Bugün içinde olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ya da eğer bu kadar çok momentum kazanmaz da şu ilk bölgeden tepki yerse arkadaşlar ilk bölgeden tepki yerse bu şekilde geldi diyelim ki buradan tepkiyi yedi. Artık çok fazla yükseleceğini zannetmiyorum bu saatten sonra. Çünkü artık önü kesilmiş demektir. Belki şöyle bir kanal içerisine girebilir ama bu bölgelerden tekrardan tepki yiyip aşağı doğru salacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bugün çok fazla parite takip etmiyorum. Dediğim gibi piyasa dengeleri değişiyor. Bu tip değişim dönemlerinde çok fazla işlem de açmıyorum öyle. Çünkü görmek istiyorum yani hangi para birimi güçleniyor, hangisi zayıflıyor, hangisinin trendi daha güçlü, hangisi gün içerisinde daha potansiyel hareketler taşıyor. Bunlar bizim için önemli. Özellikle hani böyle day trading yapıyorsak birçok şeyi bir anda düşünmemiz gerekiyor. Yani hem üst time frame'leri, hem gün içi haberleri, hem trendleri, hem paritelerin, para birimlerinin güçlerini birçok şeyi aynı anda düşünmemiz gerekiyor. O sebepten biraz evet meşakkatli bir iş, zor bir iş ama öğrendiğimizde bize çok güzel sonuçları oluyor arkadaşlar. Öğrendiğimizde kolay geliyor daha doğrusu. Yani her gün en az birkaç saat hazırlık yapıyorum arkadaşlar ben bu analizleri yapmadan önce. Yani en az 1-1,5 saat çalışıyorum grafikler üzerinde. Yani bu da bizim günlük hazırlığımız. Herkes nasıl mesela işe giderken falan belli bir hazırlık yapıyor. Diyelim ki evde ya da işe gittiğinde, ofisine gittiğinde belli bir hazırlık yapıyor. Bizim de aynı şekilde gün içinde hazırlanmamız gerekiyor. Bu hazırlıkları yaptıktan sonra bu analizleri yapıyorum. Özellikle New York seansı için yapıyorum. Hani biraz daha erken yapsak da olur aslında. Hani Londra seansını da kaçırmamış oluruz ama arkadaşlar Londra seansı ile New York seansında piyasalar farklı hareket edebiliyor. Yani başta güçsüz başlayıp bir para birimi sonradan güçlenebiliyor. Ya da güçlü başlayıp o gücünü kaybedebiliyor. New York seansında beklediğimiz hareketler olmayabiliyor. Şu an için sadece günlük analizleri New York seansı için yapıyorum. İlerleyen dönemde belki daha erken saatlerde Londra seansını da alacak şekilde daha ayrıntılı analizler yaparız. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum.